Arkadaşlar merhabalar. Bugün farklı bir platformun testetini deneyeceğiz. Bu platform Near ağında. Bunun için gerekli olan Near wallet'ı, testnet wallet'ını kurmanız gerekiyor. Çok basit zaten. Near ekosistemi gerçekten son zamanlarda bayağı yükselen bir platform. Ben de birçok testnete katılıyorum bu ağ üzerinden. Zaten wallettestnetnear.org'a girdiğinizde burada basit işlemlerle hemen bir cüzdan oluşturabiliyorsunuz. Zaten YouTube'da da bununla ilgili yine testnet nasıl testnet cüzdan oluşturursunuz bunu da bulabiliyorsunuz. Zaten testnet cüzdanı oluşturduğunuzda bakın benim burada var zaten halihazırda kuruluydu. Yaklaşık 200 adet 200 ya da 200'den daha fazla olabilir tam bilmiyorum şu an. Bayağı oldu ben kuralı. Size otomatik near zaten veriyor. Bu ağ işlemlerinde fi olarak kullanacağınız hem de testnetlerde kullanacağınız bir near zaten. Dolayısıyla bu cüzdanı oluşturuyorsunuz. Önce ben bunun linkini zaten aşağıya yine açıklamalar kısmına koyarım. Bu cüzdanı oluşturduktan sonra bu siteye Tonic testnet sitesine bağlanıyorsunuz. Yapmanız gereken ilk işlem işte buradan cüzdanınızı oluşturduğunuz near testnet cüzdanınızı buraya bağlıyorsunuz. Daha sonra test tokenleri var burada. Bakın ben bunları claim etmiştim zaten daha önce. Bunları claim ediyorsunuz üçünü de. Bunları claim ettikten sonra her birini. Daha sonra sitede şurada bakın deposit kısmı var. Mutlaka bu deposit kısmına gelip oradan almış olduğunuz size gelmiş olan tokenleri bu siteye deposit ediyorsunuz. Deposit ettikten sonra bunları zaten site içerisinde kullanacağımız için burada da 3 parite var test edebileceğiniz. Şimdi örnek olsun diye ben bu testette galiba bir 3-4 gündür kullanıyorum. Siz de mutlaka bir testneti bir kere yapıp bırakmayın. Bir 4-5 gün falan aktif olarak al sat yapın. İşte platformdan platforma değişiyor tabii bu işlemler ama mutlaka bir testneti 3-4 gün ya da bir hafta boyunca 2 günde bir aralıkla yapmayı deneyin. Çünkü dediğim gibi çeşitli yönlerle insanları seçebiliyorlar. Aktif kullananlar, kullanmayanlar vesaire. Potansiyel airdrop şansı var. Near ağında ben birkaç tane alabilmiştim. Bundan da açıkçası bir airdrop bekliyorum. Dolayısıyla mutlaka deneyin. Dediğim gibi test tokenlerinizi aldıktan sonra şuradan da aldığınız zaten size BTC verecek, USDC verecek ve USDT verecek. Buradan bunları depozit ediyorsunuz. Ben ettiğim için şu an tabii burada siteye depozit ettiğim için şu an bende bu rakamlar sıfır. Siz mutlaka bunları depozit edin. Depozit işlemini yaptıktan sonra birincisinden başlayalım. Şuraya tıklıyorsunuz. Zaten yapacağımız işlem çok basit. 3 tane seçenek var. Bitcoin USDC paritesinde burada buy kısmından ben %25 diyorum. Yani siz duruma göre değiştirirsiniz. Ben tokenleri genelde çok aşırı kullanmadan yani full hepsiyle al sat yapmadan %25 ile 50'si ile yapıyorum. Place order'a basıyorsunuz. Önce bir alma işlemi yapacağız. Zaten şu an gönderiliyor ve gönderildi. Buraya da geldi bakın gördüğünüz gibi alım işlemi. Bir de ondan sonra %25'te satıyorum. O da şimdi birazdan onaylanır. O da geldi. Burada dediğim gibi bunu bir 3-4 kere yapabilirsiniz. Bir normal buy alabilirsiniz. Buy sell yaparsınız. Ya da şurada market fiyatından da mutlaka bir %25 al sat yapın. Yani bütün buradaki butonları kullanmaya çalışın. Ben de buradan bu şekilde market kısmından da bu işlemleri de yapıyorum. Bunların aynısını dediğim gibi şimdi şu işlem de tamamlansın. Bakın burada zaten alım ve satım işlemlerim gözüküyor. Burada da zaten Trade History'de de bakın daha önce yapmış olduğum alım satım işlemlerini görebiliyorum. Bir de USDT'de yapalım bunu. Zaten çok aktif ve hızlı hemen site cevap veriyor. Bekletmiyor. Zaten tokenleri de siteye depozit ettiğiniz için bir onay da vermeniz gerekmiyor bir cüzdandan. Direkt site üzerinden hemen al sat yapabiliyorsunuz. 5 dakikalık bir uğraşla bunların hepsini tamamlamış olursunuz. Bu işlemleri de yaptık. Dediğim gibi üçüncü pariteyi yapmıyorum. Zaten ben daha önce çok defa yaptığım için gerek yok. Siz mutlaka günlük girip arada bunu yapın. Bu işlem
Bu işin ilk kısmıydı. Bir de ikinci kısmı var. Mutlaka bunu yapın. Send feedback kısmına şuradan tıklıyorsunuz. Şu an yanıt kabul etmiyor. Ha, şeyleri bitmiş. Ha, feedback kısmı bitmiş. Ben gönderebilmiştim feedback'i. Belki Telegram ya da Discord kanallarında başka bir doküman vardır. Oradan gönderiyorlardır. Ben size Telegram adreslerini, Discord adreslerini iletirim videonun açıklama kısmında. Siz oradan bir kanala girip bir feedback bırakın mutlaka. Artık airdroplarda genelde bunu istiyorlar. Ya Discord kanalından ya sitelerine bir buradaki koydukları gibi bir belge koyuyorlar. Buradan yapabiliyorsunuz. O yüzden ben daha testnete devam ediyorum. Burada Twitter sayfalarında bitti diye bir herhangi bir uyarı gelmedi. Şurada zaten altta sayfalar mevcut. Buradan da tıklayıp bakabilirsiniz. Zaten testnet hala live diyor. Yani şu an hala aktif yapılabiliyor. Discord kanallarına katılın mutlaka. 11K kullanıcısı var. İyi gayet. Burada da zaten yatırımcıları var. O yüzden Near'da zaten evet yatırımcısıymış. Ben de şimdi gördüm. Burada mutlaka bu pinli şeylerini beğenin. Zaten Twitter'ı takip etmeniz gerekecek, isteyeceklerdir. Discord kanallarına girin, orada bir AS yazın, merhaba yazın, hay yazın, geçin. Bir mesajınız olsun mutlaka Discord kanallarında da. Burada da pinli mesajlarını retweet edin, beğenin. Discord sayfalarında da bir, hatta sizinle birlikte de bakalım var mı öyle bir alan. Belki testnet için bir alan vardır. Gelelim. Bakalım Discord, Twitter, GM, suggestion bak demişler. Burada paylaşan var mı? Ya bakın burada insanlar yorum yazmış, işte fine demiş. İsterseniz siz bir ekran görüntüsü de alın. Bu arkadaşların yazılarından birkaçını kopyalayıp altına ekran görüntüsüyle atın. Hatta ben de girmişken şuraya birkaç mesajım bulunsun diye buraya bir böyle yazalım dursun. Bakıyorum başka var mı? Question kısmı var. Twitter. Newsfeed. Dediğim gibi bu suggestion bak kısmına mutlaka burada herkes evet I like testnet falan filan yazmışlar. Siz de girip buradan mutlaka bir yorum yazın. Hatta ekran görüntüsü belki insanlar atmadığına göre ekran görüntüsü paylaştırmıyorlar. Evet belli ki. Yoksa zaten herkes yazardı. Buraya Near testnet cüzdanınızı yazın. Bakın bu arkadaş yazmış mesela Near cüzdanında. Buradakilerin herkes yazmış. Buraya girin. Bu işlemi bitirdikten sonra ufak bir yorum altına da test ettiğiniz testnet cüzdanınızın adresini yazın. Bu işlemi de yapın ki dediğim gibi daha sonra eleme işlemlerinde sadece bunu yapmadınız diye elenmeyin. Ben daha önce böyle çok kaçırdığım için artık açıkçası her yere Twitter'larına oraya buraya yazıyorum bunları. Mutlaka hani bir yerden elemesinler diye yapıyorum. Çünkü bazı airdroplar gerçekten gayet güzel ve yüksek bakiyeli oluyor. Kaçırmaya istemezsiniz. Near ağı da yeni yeni büyümeye başladığı için güzel airdroplar veriyor. Mesela şimdi Cosmos'la ilgili de güzel airdroplar var. Onları da anlatacağım başka videolarda. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Umarım kazançlı olur hepimiz için. Sizlere kolay gelsin.